Benim adım Tatar Ramazan. Demek Tatar Ramazan sensin. Hoş geldin. Benim adım da Abdurrahman Çavuş. Çavuş, ne işin var senin burada? Neden kendi koğuşunuzda değilsiniz siz? Kirmastalıyla acı bir kahve içelim dedik. Artık başka sefere. Kimden izin aldınız ha? Var mı müdür beyin haberi? Hadi koğuşlara hadi. Bak, tekerrürü halinde vallahi atarım münferide. Hadi. Tekrardan hoş geldin. Uygun bir vakitte tanışır konuşuruz. Bize müsaade. Senin o parmağını. Ulan Allahsızlar! Ulan kulak paracılar! Ramazan keskin. Bu koğuşta kalacak. Sen ilgilenirsin artık. Elbette. Başımızın üstünde yeri. Nereye gidiyorsunuz lan? Bırak. Yılmaz. Akseli. Çavuş. Bekliyorum lan. Bugünün yarını da var. Olmazsa ben gelirim ayağım. Sakın he. Ha, bırakın lan. Tamam abi. Bu kapı açılacak. O zaman ne yapacaksınız lan? Bağırma lan. Yeter. Kimsin lan? Az konuş. Sen kimsin? Az konuş lan. Lan sen kime posta koyuyorsun? Elmas, sabrı mı taşırıyorsun? Sen karışma dayı. Elmas abi yapma. Bir şey yok Ahmet'im. Bir yakından göreyim dedim Ramazan abine. Bir dakika.
Daha beklesen olmaz mıydı? Bekleyemez miydin? Bir dakika. Daha beklesen elmas ölecektin. Kırmızılığa o yeni gelen mahkumda dersini alacaktın. Ne diyorsun sen çavuş? Elması öldürmek ne demek? Müdür bey duysa ne yapacaksın? Çavuş! Bir dakika. Daha kırtlağını sıkarsam ne olur biliyor musun başefendi? Çavuş! Gebelip gidersin. Müdüre tek kelime bile etmeyeceksin. Sen de diğer gardiyanlar da unutacaksınız demin olanlara. Anladın mı şimdi? Bir dakika ne kadar mühimmiş. Asacak mısın, kesecek misin, dövecek misin? Ne yapacaksan yap. Yapamayacaksan az konuş. Seni böyle karşılamak istemezdik Ramazan. Kusurumuza bakma. Sizin bir kusurunuz yok dayı. Bakma sen Elmas'a. Demin olanlardan asabı bozuldu. Asıl adım Hasan. Ama Kırmızılı dayı derler bana. Ramazan. Hoş geldin. Melkon. Hoş bulduk baba. Bir yorgunluk kahvesi içersin oğlum. Zahmet olmazsa. Sade. Ne demek evladım? İbu. Şöyle geçelim. Kahve içecek hal bıraktınız lan bende. Ha? İki elinizle bir işi doğrultamadınız. Rezil köpekler. Madara ettiniz beni yeni mahkumun önünde. Tatar Ramazan'mış. Elimizi bile sıkmadı. Ulan biz ne var yemez Şükrüler, Akyazılı Bahadırlar, Bodur İrfanlar gördük. Hangisine pabuç bıraktık ha? Hangisine? Akseli, senin de yüzünü alan oldu. Yeni gelin gibi Ramazan'ı görünce. Çavuş, ayıp oluyor ama böyle koğuşun ortası. Kesin! Bu Ramazan'a hemen haddini bildirmek gerek. Rıza. Git Ramazan'ı akşam yemeğine çağırdığımızı söyle. Emrin olur ağam. Sen de keskin bir bıçak bul bana. Ramazan abi. Sağ ol. Ramazan abi. Afiyet olsun. Öyle bir zamanda geldin ki... sen yetişmeseydin... Elmas'ı öldürecekti çavuşla köpekleri. Biliyorum yorgunsun. Uzun yoldan geldin ama... demin gördüklerini bir de ben anlatmak isterim sana. Ne Elmas'ı ne de bizi yanlış tanımayasın diye. Abdurrahman Çavuş'la bizim ezelden beri böyledir aramız. O bizi sevmez, biz de onu sevmeyiz. Müdür Hamit'le birlikte yapmadıkları eziyet kalmadı bu mahkuma. Evelallah biz de elimizden geldiğince karşı koyuyoruz. Herkesin hakkını korumaya çalışıyoruz. Elmas'a da bana da böyle kin duymasının sebebi budur aslında. Bizim çoban Ahmet çok hasta. Doktor güç kuvvet versin diye et ilaç yazdı ama... o çavuş ve adamları yok. Heh. Hasta olanın kumanyasına el koyunca dellendi tabii Elmas. Veremli çocuğun iki lokma yemeğini gasp ediyorlar. Sırf Ahmet'in mi? Bütün mahkumun kanını emiyor o çavuş denen sülük. Ziyade olsun. Biz seni fazla bunaltmayalım o zaman. Günler torbaya girmedi ya. Hem sen gördükçe, yaşadıkça anlayacaksın her şeyi zaten. Bana müsaade. Ben biraz dinleneyim.
Burada kalacağından haberimiz olmadı. Bir yatak hazırlatalım sana. Boş bir yere geçerim ben. Ramazan abi, ben hastayım. Seni rahatsız etmeyeyim. Olurum aslanım. Ne rahatsızlığı? Ama iyileşeceğim inşallah. Allah şifa versin. Abi benim adım Ahmet. Çoban Ahmet. Benim babamın adı da Ahmet'ti. Tatar Ahmet. Baban geldi Kerim. Ramazan geldi. Efsaneymiş be. Gelir gelmez serdi yatıyor. Yalan mı? Çavuşla ilgili neler anlattın? Kılı bile kıpırdamadı herifin. Biz içi boş çok delikanlı gördük, çok. Yeter. Şş, duyacak. Geleli ne kadar oluyor ki? O kadar şey anlatılıyor hakkında. Hepsi yalan mı zannediyorsun? Şey mi söyleyeceksin Ahmet? Ramazan abi, sen mahpusa düştüğünde seni şişlemeye kalkan iki kişiyi bir seferde aklamışsın, doğru mu? Senin olduğun mahpusta kimse aç kalmaz diyorlar. O doğru mu? Ramazan abi, Diyarbakır mahpushanesindeki isyanı sen başlattın değil mi? İnanma böyle şeylere Ahmet. Tevatür bunlar. Erken gelmişsin kızım. Ekrem Bey nerede? Evladım bu ne hal? Ne oldu? Kavga mı ettiniz yoksa? Bak Allah'ın adını andım. Söyle bana ne oldu? Ay deli çıkacağım şimdi. Annem hasta diyordun. Emine'ye bir şey mi oldu? Ramazan. O ocağı dönmüş. Senin ne işin var lan burada? Rıza. Çık gitti koğuştan. Celallenme menkirim hastalar. Elçiye zeval olmaz. Abdurrahman Çavuş. Ramazan kardeşimiz akşam yemeğe bekliyor. Onu söylemeye geldim. Git söyle çavuşuna. Geleceğim. Bunca zaman nasıldır? İyi midir diye ağladım durdum. Şimdi birkaç adım ötemde. Gitsem, çıksam karşısına. Nasılsın desem. Yıllar sonra sesini duysam. Gözlerine baksam. Delirdin mi sen Süreyya? Evli barklı kadınsın. Biliyorum Sabiha abla ama. Aması maması yok. Aklını başına topla. Bir kere gidip görsem. Ne zararı var ki? O benim oğlumun babası. Bu lafları bir daha duyarsam hakkımı helal etmem sana. Duydun mu beni?
Ey Allah'ım, başka yer mi yoktu? Niye gelmiş bu adam bunca sene sonra buralara? Kim gelmiş? Ekrem. Benim uzaktan bir akrabam Ekrem Bey. Anne. Kerem canım. Oğlum uyandın mı? Oğlum. Paşam. Hadi gel bıcı bıcı yapalım yemekten evvel. Ramazan. Belki söylemesi bana düşmez ama çavuşun işi belli olmaz. Dikkat et. Bir de gülüyor. Ne midesiz, ne şerefsiz bir herifmiş bu. Bak o yere göğe koyamadığın adama, o p***le oturup fakir fıkranın hakkına kaşık sallayacak. Şöyle buyur Ramazan kardeş. Buyur Ramazan kardeş. Hoş gelmişim. Teşekkür ederim. Kimmiş bu Sabiha'nın akrabası? O şey... Sabiha ablanın yeğeniymiş. Sabiha'nın hiç kimsesi yok diye biliyorum ben. Ben de öyle biliyordum. Uzun zaman aramamış, sormamış. Araları da pek iyi değilmiş. Sabiha abla da hiç bahsetmemiş bize. Bazı sorunları varmış galiba. Süreyya, bugün olanlarla ilgili konuşmayacak mıyız? Adviye Hanım'ın dükkanındaki garip hallerin, ağlamaların, arabadaki tavrın... Ne olduğunu bana hala anlatmayacak mısın? Yine susacaksın. Yine cevap vermeyeceksin. Yine gözlerin dolacak. Süreyya, sen hiç mutlu olmayacak mısın? Ha? Yıllardır yüzün gülsün, bu evlilik yürüsün diye vermediğim taviz kalmadı. Ailen için, senin için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Süreyya, seni deliler gibi seviyorum. Süreyya, bir şey söyle, bir cevap ver. Kerim, aslan oğlum benim. Oğlum. Şu annene bir şey söyle. Söyle de gülümsesin artık. Bak surat asıyor yine. Hadi geç şöyle. Otur da yemeğimizi yiyelim. Biz kimseye eyvallah almayan adamları... severiz Ramazan kardeş. Duydum. Sen de öyle bir adammışsın. Senin gibi adamlar saygıyı, itibarı hak eder elbet. Ama sen de kime saygı göstereceğini bileceksin. Biz yanımızdaki adamları koruruz, gözetiriz, besleriz, payını veririz. Yeter ki düşman olmayalım. Hadi afiyet olsun.
adamın büyüklüğü düşmanının çokluğundan belli olurmuş. Abdurrahman Çavuş. Ben hep pislikleri temizlemekten yana oldum. Pislikleri temizledikçe de ne hikmetse hep düşmanlarım olur. Allah'ın takdiri işte. Ne pisliğiymiş bu Ramazan kardeş? Varıyorsun bir mapusa mesela. Bunun biri herkesi haraca bağlamış. Kumar oynatırmış. Öksüzün, yetimin hakkına gasp edermiş. Mahkumları aç yatırırmış. Bu hayatta ya her şeye katlanacaksın. Ya da bir yolsuzluk gördüğün zaman bir dur bakalım hemşerim diyeceksin. Abdurrahman Çavuş. Benim olduğum mahpusta kimse aç yatmaz. Benim olduğum mahpusta kumar olmaz. Benim olduğum mahpusta kara borsa olmaz. İzin vermem. İzin vermiyorum diye bir düşmanım daha olacaksa buyursun gelsin. Bekleriz. Bir daha benim koğuşumdan birinin boynuna bıçağı dayarsan, o bıçağı bunun gibi temizlemem. Şan olsun diye kanıyla bırakırım. Hadi afiyet olsun. Anlaşıldı Ramazan Efendi. Seninle başka dilden konuşacağız. Hiç iyi yapmadın Ramazan Keskin. Çavuşa kafa tutulduğu nerede görülmüş? Buraları dar eder sana. Halbuki söylediklerine eyvallah deseydin buralarda paşalar gibi yaşar giderdi. Sırf burada mı? Tüm Avacık'ta. Adamın bin türlü işi var, pavyonu var. Sen elinin tersiyle neyi itelediğini bilmiyorsun. Senin dilin çanak yalaya yalaya çok uzamış. Toparla da ağzının içine sok. Baklava açtım. Kerim istemişti. Yaşasın. Sabiha Hanım. Kimmiş bu senin akraban? Sizi böyle meselelerle bunaltmayayım. Karımı da bunaltma. Süreyya senin arkadaşın değil, hanımın. Bir şunu öğrenemedin. Haklısınız. Özür dilerim. Hayatım, rica ederim senden şu Sabiha ile çok samimi olma. Biliyorum, sende çok emeği var. Ama ne de olsa bir hizmetçi. Nasıl hazmedeceksin bakalım o yediğin lokmaları? İyice doydun mu bari? Hoş geldin Ramazan. Hoş bulduk dayı. Ne o? Yediğin lokmalar dokunmadı da ettiğim laflar mı dokundu? Derdin tasan nedir bilmiyorum kardeşim. Ama benim sabrım taşmaya başladı. Taşarsa taşsın. Ne yaparsın? Çavuşa mı şikayet edersin? Olmaz. Dayı dur. Mevzumuz neyse çözelim. Arkadaş maşallah dolu mavzer gibi. Senin ne alıp veremediğin var lan benimle. Tatar mısın ne alsan uzak dur lan bize. Ahmet. Elmas. Ahmet'im. Yatır şuraya yatır. Ramazan abi kavga etmeyin. Kendi mi yaptığını? Allah benim belamı versin. İrfan, Ramazan hiç değişmemiş değil mi? Yok be Selim, hiç değişmemiş. Hiç bozmamış kendini. Koluna kelepçe takan jandarmanın parmağına, nişan yüzüğü taktı ya bizim deli olan.
Aynı babası. Rahmetli Ahmet Sultan da böyleydi işte. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Amin, amin. Oo, ne güzel olmuş buraları ya. Havalar limonata gibi tabii. Afiyet olsun. Afiyet olsun. İşler o kadar tıkırında ki bahçeye taştık diyorsun yani Selimciğim ha? Biz de iki kadeh parlatalım izninizle. Ne yapalım Selim abi? Verelim mi? Verin bir kadeh Allah'ın cezasına. Yoksa olay çıkarır şimdi bu. Tamam abi, verelim. Yahu dünya kadar da borcu var. Hadi onu geçtim. Adam gibi içmiyor ki. Neyse. Tadımızı kaçırmayalım. Ha? İrfan bak ne diyeceğim sana. Yarın birlikte esnaf arkadaşları bir dolaşalım. Ramazan'a erzak toplayalım. İhtiyacı vardır. Çamaşır, sabun ne gerekirse alalım. Biraz da para toplamak lazım tabii. İyi akıl ettin Selim. İlk görüşte de gidelim Ramazan'a. Yoksa geri mi döndü lan bu? Hadi bakalım. Ramazan'ın şerefine. Ulan şerefine kadeh kaldırdığınız herif ucuz katilin teki değil mi ha? Zavallı belediye reisini o öldürmedi mi? Ne zamandan beri eli kanlı caniler aslan parçası oldular? Pus! Ağzını toplayın bir! Ne diyorsun lan sen? Geri bas. Bırak Selim, gözünü seveyim. Uğraşma şununla akşam akşam. Bilmiyor musun? Her akşam sataşacak bir yer bulur bu hayya şerif. Adam mı lan o Ramazan ha? Adam mı? Kansız herif, kansız. Acele. Hadi acele. Uzatma. Çık git buradan. Hadi. Fuh, şerefsiz. Nasılsın? İyiyim dayı. Hadi yat uyu. Dinlen biraz hadi. Ramazan abi biraz daha otursaydın konuşurduk. Sabah konuşuruz oğlum. Dinlen biraz hadi. Sen de hiç dinlenemedin Ramazan. Hadi Allah rahat versin. Sağ ol dedim. Boş yat. Ahmet ne yapıyorsun oğlum? Kirpit yakacağım. Mumu yakacağım. Karanlıktan korkuyorum abi. Hepimiz bir şeylerden korkuyoruz oğlum. Yat uyu hadi, ben buradayım. Yeter ama oğlum. Senin uyku saatin gelmedi mi? Hadi yatalım oğlum. Sana masal anlatayım. Babayı öpmeyecek misin? Ha? Oh. Kerim'i yatırdıktan sonra ben de uyurum. Biraz yorgunum. Sen öpmeyecek misin annesi? Sen Kerim'i yatır. Ben de birazdan gelirim. Kalk kadın, kalk. Ay bismillah. Ne oldu? Gece gece ne delilendin sen gene? O soysuz köpek dönmüş. Hangi soysuz? Kızımın başını yakan şerefsiz. Ramazan denen hapisten mi kaçmış? Saçmalama kadın.
buradaki cezaevine göndermişler. Söyle o kızına, sakın göreyim filan demesin. Alim Allah bu sefer gebertirim. Olur mu öyle şey? Fayton alacağım dedim kaç kere. Damattan borç isteyeceğim. Bir çuval inciri berbat etmesin. Bakmaz olur mu? Kirmaslı dayı var. Elmas abi var. Merkom baba var. Hepsi çok iyi insanlar. Ama Kirmaslı dayı bir tanedir. Kaç kere ilaç, kaç kere yemek getirdi. Onun ne yaptığını babam yapmadı. Liyem. Kavga ettiniz Elmas abiyle. Ama çok iyi birisidir. Sırf benim hakkımı korumak için az daha canımdan olacaktı. Şükür Allah'a sen geldin, kurtuldu. Elmas abi idam bak. Ama hiç korkma ölümden. Ben korkuyorum abi. Karanlıktan da korkuyorum. Ölmekten de korkuyorum. Biliyorum çok yaşamam. Ahmet. Neyisin oğlum? Ahmet. Ahmet. Gel. 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 Çocuk çok hasta. Reviri açman lazım. Anahtar sendeymiş. Müdür beyin haberi olmadan helayı bile açman. Reviri aç lan! Burada doğru. Herkesin canından sen sorumlusun. O revir açılacak, bu çocuğa bakılacak. Doktor çağıracaksın. Doktor.
da yalı ahtar hadi. Ben de müdüre haber vereyim. Santral, Ovacık Cezaevi Müdürü Hamit Durmaz'ı bağla. Daha ilk geceden böyle olursa yandık ki ne yandık. Hatırlamış sonunda. İçeri almayacak mısın beni? Karınla kavga mı ettiniz yine? Niye soruyorum ki? Buraya başka niye gelesin? Süreyya Hanım kırsın döksün her seferinde. Toparlamakta Güzide'ye düşsün. İstemiyorsan gideyim. Lazım dayı. Ramazan abi ben. Ahmet. Tamam Ahmet, yorma kendini oğlum. Yorma aslanım. Az kaldı, şimdi gelecek doktor, tamam. Ahmet. Ahmet. Ne yaptınız? Ulaştı mı müdüre? Geliyor mu doktor? Ulaşamadım. Yarın gelince kendi halleder gari. Zaten sabaha bir şey kalmadı. Ulan çocuğun sabaha çıkacağı ne belli? Yok mu yardım edecek biri? Şişt, o deli mi bu? Şişt, Ramazan, Ramazan Keskin. Hastamız var ağır. İşinize yardım edecek kimse yok mu? Yok mu kimse? Ağır hastamız var. İşinize yardım edecek kimse yok mu? Bunca mahkumun arasında kimse yok mu? Ya yok mu kimse? Abi. Abi ben belki yardım edebilirim. Aç kapıyı. Yavaş kapıyı. Hadi kardeşim. Abi ben tıp okudum ama üçüncü sınıfa kadar. Çocuk çok hasta. Veremli. Durumu ağır. Abi yalnız benim bildiğim her şey yarım yamalık. Az konuş da yürü. Bildiğin yeter, gel. Serum bağlamak lazım. Aç dolabı, ver serumu. Kilitli. Hem Sayılon'la müdür beyin izni olmadan kullanamayız. Çekil lan. Bu ilaçlar hayat kurtarsın diye var lan. Damarı bulamıyorum. Kolu sıkacak bir şey lazım. Abi yapacak başka bir şey yok. İyi hadi, yapacak başka bir şey yok madem kovuşlara. Hadi, hadi. Ben çocuğun yanında kalacağım. Sen o zaman hadi, hadi koğuşa. Sağ ol koçum. Bana bak, sabaha kadar burada nöbet tutacaksın. Gözünü de bundan ayırma. Ve karanlık oldu Ramazan abi. Korkma koçum, buradayım ben. Abi
bu senin kolundaki yemeni. Evet. Çıkar abi, çıkar. Sana daha çok yakışıyor. Lan bunlar. Kırmaz. Kırmasıl dayı. Kırmasıl dayı uyan. Ha? Ahmet Kırmaz. De yok tata Ramazan'da. Allah Allah. Yer yarılıp da içine girmedi ya bunlar. Senin uykun hafiftir. Sen de mi duymadın bir şey Melkon? Yok, duymadım. Nerede bunlar? Lan bu Ramazan çavuşa mı verdi çocuğu yoksa? Yok canım. Saçma sapan konuşma ya. Allah Allah. Yapacaksın bugün? Evden çıkmayacağım. Sen neredeydin gece? Nerede olacak? Fabrikadaydım. Günaydın Ekrem Bey. Nereye gidiyorsun sen? Sakın bana Ramazan'a gidiyorum deme Süreyya. Kızım, yakacaksın kendini. Abi. Ahmet'im. İyi misin? Ne oldu? Niye getirdin Ahmet'i buraya? Niye bize haber vermedin? Ben Arif'i bulayım Ahmet. Geldin müdürüm. Yok ama eli kulağındadır, gelir. Ramazan abi beni sırtında getirdi buraya. Bir doktor abi buldu, ilaç getirdi. Ben iyiyim. Vallahi sağ olsun. Gecenin bir vakti ortalığı birbirine kattı. Başefendiye de bir posta koydu. Duyuyor musun Elmas?
benden izinsiz nasıl açtırırsın reviri? Telefonla haber ettiğin çalışmama ulaşamadım size. Sen ne biçim bir başefendisin? Ha? Sen ne biçim bir başefendisin? Seni ben buraya bostan korkulu olasın diye mi diktim? Ben yokken ite kopuğa sahip çıkmayacaksan devlet sana ne diye maaş veriyor? Mahkumun durumu kötüydü müdür bey. Ölürse başımıza iş açılırdı ya. Tamam kes! Sana ne kadar teşekkür etsek azdır Ramazan. Ben bir şey yapmadım Arif yaptı. Yok abi estağfurullah. Ramazan Keskin, sen benden izinsiz hangi cüretle gardiyanıma emir verirsin? Ha? Sen benden izinsiz hangi cüretle revir açtırırsın? Sen kimsin? Ha? Sen kimsin? Devletin malına zarar verme cesaretini sen kimden buluyorsun? Ha? Müdür bey, benim yüzümden. Sus, sus! Bana bak, burası Dingo'nun ahırı değil. Burası cezaevi. Burası benim cezaevim. Burada devlet var. Dün gece burada devlet yoktu. Biz vardık. Bir can kurtardık. Sen kendini ne zannediyorsun? Ha? Sen kendini ne zannediyorsun? Burada herkesin canından da malından da ben sorumluyum. O zaman doktor çağıracaksın. İlaç getireceksin. Ahmet'e bir şey olsun. Savcı, vali, en yüksekte kim varsa. Huzuruna çıkar, gerekeni yaparım. Anladın mı? Tamam, kes. Bakarız. Çekil, çekil! Dosya ya. Hemen eve dönelim. Süreyya. Geç kalma sakın. Ekrem ararsa çarşıya indi. Bir şeyler bakacaktı dersin. Tamam. Anne, nereye gidiyorsun ki? Bir işim var oğlum. Halledip geleceğim. Babama mı gidiyorsun anneciğim? Hadi sen Sabiha teyzenin yanına git. Beraber kahvaltı edin. Ama yumurtalı ekmek yapacağım oğluma. Hoş geldiniz Ekrem Bey. Çalışma masamdaki dosyayı getir. Eyvahlar olsun. Of. Hoş geldiniz Ekrem Bey. Süreyya nerede? Annem gitti. Gitti mi? Sabah sabah nereye gitti? Çarşıya çıktı. Nereden çıktı şimdi bu? Bütün gün evde olacağını söylemişti. Bir şey bakacakmış. Gelince fabrikadan ararsın beni. Tabii tabii söylerim ben. Allah'ım sen sonumuzu hayreyle. Boşuna dememişler el elden üstündür diye. Aylardır yatıramadık biz Ahmet'i revire. Sağ ol, var ol. Yeter ki Ahmet iyileşsin. Bir de anasını görse. Bütün gece sayıkladı durdu. Kızıma söylerim hemen.
Bizim kahyeyle aldırırız köyden. Elimiz kolumuz uzundur Allah'a şükür. Şişt. Abi. Duydun mu lan dün gece Çavuş'un koşunda neler olmuş? Ne olmuş? Isırtıyorsun lan pişmiş kelle gibi. Tatar Ramazan Çavuş'a bir posta koymuş. Ne postası? Abi. Demiş benim olduğum yerde ben kumar oynatmam demiş. Ben burada garibanı ezdirmem demiş. Herkesin ortasında vermiş Çavuş'a ayarı. Hadi canım. Ramazan, daha ilk geceden ortalığı karıştırmış. Ne diyorsun lan? Ne olmuş? Çoban Ahmet hasta ya. Gardiyana zorla reviri açtırmış. Borçları karıştırmış. Bizim müdür Amit'e de çok pis fırça kaymış diyorlar. Yeter lan! Daha dün bir, bugün iki. Kim lan bu Tatar Ramazan? Vallahi mahkumlar kendi aralarında konuşmaya başladılar. Bu Tatar bizi kurtaracak diye. Aa! Şu zibidinin parası bitti. Borcu da gırtlak. Ne yapalım? Getir buraya. Kalk lan! Ne oluyor lan? Öde lan borcunu! Aman kurban olayım! Sen de ümitli misin lan Ramazan ağından? Hı? Kurtarır mı seni? Öder mi borcunu? Yok, yok, yok. Haşa. Haşa. Kumar oynatmayacağım dedi ya lan dün gece Ramazan. Mahpushanede kumar durdu mu, hayat da bitti demektir. Hayat damar gibidir. Iğıl ığıl akar içinde kıpkızıl kanı. Kumar, damar. Nasıl da benziyor lan değil mi birbirine? Damar kanı döndürür. Kumar da parayı. Akseli, kerpeten getir. Tahsilat yapacağım. Oğlum sen hani insan sarrafıydın lan? Ha? Hani adamı gözünden tanırdın? Ali anladık, sus artık. Bilmez. Aslında ne demiş biliyor musun Tatar Ramazan Çavuş'a? Bir daha demiş, benim koğuşundan birinin boğazını bıçaklayarsan demiş, şan olsun ki o bıçağı temizlemem, kanıyla bırakırım demiş. Hadi be. Sen de bir ton variyete yaptın lan adama. Bir ton dengesiz hareketler. Rezil etti oğlum kendimi o. Ulan Elmas. Bakalım bu sefer yediğim nasıl temizleyeceksin. Ulan ben rezil oldum ama... Çavuş da çıktığı yeri tersten görmüştür. Ben hiç anlatamadım. Kurban olayım. Bu ibret olsun hepinize. Dün gece hepiniz ağzı açık izliyordunuz Ramazan'ı. O mu gelip kurtaracak benim elimden? Hepiniz bana borçlusunuz. Hepinizin tapusu benim. Hepiniz benim malımsınız. Hesapla lan topunun borcunu. Böyle teker teker tahsil edeceğim hepinizden. Emin. Emin. Senin altın dişin de yok. Değil mi Emin? Sen ne edeceksin bakalım? Akseli. Gel dolanalım biraz. Bunlar da nasıl ödeyeceğini düşünsün borcunu. Cezan ne kadar uzun olursa olsun... yeter ki koridorlar kısa olmasın. İnsan bir kere yürümeye durdu mu... her şeyi unutur. Volta cezanın törpüsüdür dayı. Eyvallah. Daha çok yürüyeceğiz dayı. Allah'ın izniyle yapacak çok işimiz var. Ramazan abi. Ben... dün gece koğuşta Çavuş'a söylediklerini duydum. Haddini bildirmişsin.
Ahmet için yaptıklarında cabası. Abi ben seni yanlış bilmişim. Kusuruma bakma. Cahillik işte. Var mı diyeceğim başka bir şey? Abi lütfen özrümü kabul et. Etmezsem ne olacak? Ne olacak abi? Senedene kadar bekleyeceğiz işte. Bir düşünelim bakalım. Abi. Abi cidden özrümü kabul ediyor musun? Ben bu eli bir daha hiç bırakmam Ramazan abi. Ha şöyle be. Abla geldik. Abla inmeyecek misin? Abi en fenası burası işte. Cıbıllarım koğuş. Ramazan abi. Bize yardım et. Hastamız var. Herkes aç. Yardım et. Tamam. İdareyle konuşacağım. Tamam Ramazan. Bundan sonra bu koğuş da benim sorumluluğumda. Artık elimizde ne varsa paylaşırız. Allah sizden razı olsun. Öyle olmaz dayı. Her şeyi tek başına karşılayamazsın. Onu daha yukarıdan halletmemiz lazım. İyi günler Ramazan. Bakıyorum da hayır işleriyle uğraşıyorsun yine. Allah kabul etsin. Ramazan Keskin. Ziyaretçin var. Selim ustalardır. Babamın esnaf arkadaşları. Çok iyi insanlardır. Ellerinden geleni yaparlar. Dünya böyledir işte Elmas. Biri gelir ve her şey değişmeye başlar. Mahmut, nerede görüşmeci? Her sürgünün gözlerine bu sebepten ah geceye her sürgünün gözlerine bu sebepten ah geceye kanatlanmış güvercine kırılacağım. Hiç değişmemişsin. Kırılacağım yeter ki bilmesin. Karşımdasın işte. Ne kadar da değişmesin. Yine ne kadar yaşasaklar. Çok çektirdiler mi sana? Arkadaşlar, çok eziyet ettiler mi? Bırak üzülsün şarkılar. Niye ağlıyorsun? Gülsen yine eskisi gibi. Gözlerin içi gülseydi.
başladı. Nasıl anlatayım sana başımdan geçen? Nereden başladı? Sen gittin ya. İşte ben o gece öldüm Ramazan. Sen gittin ya. Anam da gitti. Zeliha da gitti. Evim, ocağım, yatağım hepsi gitti. Kuzhane duvarlarına hüznümü yazacağım. Her gün seni düşünüp yok olacağım. Kuzhane duvarlarına. Bir başıma seni aradım her yerde. Bursa'da, Sinop'ta. İzin vermediler. Yok olacağım. Al öfkemi koy yanına. Günü düşür dağlarıma. Haydi dokun gözyaşıma. Ağlayacağım, ağlayacağım. Yeter ki sen. Al öfkemi koy yanına. Günü düşür dallarıma. Haydi dokun gözyaşıma. Ağlayacağım, ağlayacağım. Yeter ki gülsen. Sen gittin ya o gece. Ben öldüm işte. Ama sen bir can daha verdin bana. O kalp için, canımız için ayakta kaldın. O yaşasın diye, senden benden bu dünyaya kalan bir şey olsun diye. Her sürgün gözlerine, bu sebepten ah geceye. Her sürgün gözlerine, bu sebepten ah geceye. Kanatlanmış güvercine. Şimdi sana gerçekleri söylesem. Kırılacağım. Bir çocuğumuz var desem. Yeter ki bilsen. Ama söyleyemem. Yorgunum. Bu şehirde sen varsın. Ben varım. Ama biz yokuz artık. Arkadaşlar bırak iz sürsün şarkılar. Yeter ki bulsen. Yorgun alnımda şafaklar. Bir şey demeyecek misin? Bir düş kursun arkadaşlar. Bırak istiyorsun şarkılar. Yeter hoş ki geldin. Sen. Sen de hoş geldin. Bu benim yeminim. Kuzhane duvarlarına hüznümü. Bana bir senin hayalin bir de bu yemeli kahve. Yok olacağım. Hapishane duvarlarına hüznümü yazacağım. Her gün seni düşünüp yok olacağım. Al öfkemi. Evlenmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Allah mesul etsin. Haydi dokun gözyaşıma. Ağlayacağım, ağlayacağım. Yeter ki... İnşallah iyi bir adam. Al öfkemi koy yanına. Günü düşür dallarıma. Haydi dokun gözyaşıma. Ağlayacağım, ağlayacağım. Sana onlarca mektup yazdım, almadın. Ağlayacağım, ağlayacağım. Hayır. Her şeyi anlattım o mektuplarda. Ağlayacağım, ağlayacağım. Ne var? Niye toplandı bunlar? İşi durdurdular. Seninle konuşmak istiyorlar. Ne konuşacaklarmış ki? Bu yaptıkları tamamıyla kanuna aykırı. Hadi işinize başla. Çabuk. Hadi. Durmadan hiçbir yere gitmiyoruz. Evet. Susun. Susun diyorum. Susun. Biriniz konuşsun. Ekrem Bey, aylardır zam için kapınızda bekliyoruz. Çok mağdur durumdayız.
Bana bak Yaşar Usta. Gözünün yaşına bakmam. Hepinizi atarım işten. Ekrem Bey, kimsenin dayanacak gücü kalmadı. Öyle insafsız olmayın. Dışarıda midesi karnına yapışmış tonlarca adam var. Nankörsünüz siz, nankör. Hiç mi vicdanınız yok sizin? Bak Yaşar Usta, bir laf daha edersen bu ayki maaşlarınızı da vermem. Topuğunuzu atarım işten. Biz hakkımızı Ekrem, bir dakika bekler misin? Güzide. Ne olmuş Güzide? Odanda seni bekliyor. Kim aldı onu içeri? Israr etti. İlla ki odanda bekleyeceğim dedi. Mani olamadım. Sabah erkenden çıkmışsın. Bir baktım yatak bomboş. Çıldırdın mı sen? Ne işin var fabrikada? Bak ben de ne unutmuşsun. Allah korusun, Süreyya fark eder filan. Sonra sevgili karınla aranız açılır. Ben seni bir kez daha görmek için bunca yıl ayakta kaldım. Ama iyi şimdi, mutlusun, iyisin. Artık benim için zaman daha hızlı geçer. Günler daha çabuk geçer. Bir de oğlum oldu. Adı ne? Kerim. Güzeliz. Allah bağışlasın, ismiyle yaşasın. Sağ ol. Süreyya Hanım, yardımcı olabileceğim başka bir husus var mıydı? Hayır, teşekkür ederim. Böylesi bir kadının bu Ramazan serserisiyle ne işi olur ki? Ha? Hayır yani, soyadı da hiç bana yabancı gelmedi. Süreyya Öztürk. Öztürk. Neyse ne ya, hadi. Onlarca mektup yazdım sana. Almadın. Yani her şeyi yazdım o mektupta. Ben hep seni bir kez daha görebilmenin hayaliyle ayakta kaldım. Kurtuldun mu Güzide'den? Bir daha benden izin almadan sakın alma içeri. Haber geldi. İhaleyi aldık. Ne dersin? Bu akşam şöyle erkek erkeğe çıkıp kutlayalım mı bu güzel haberi? Ben gelemem Tarık. Birazdan çıkıp eve gideceğim zaten. Süreyya'yı yalnız bırakmak istemiyorum. Bir şey yok umarım. Biraz garip davranıyor son günlerde.
Acele, teneşirlere gel acele. Kızım! Nereye sakladın mektupları? Sakladığın mektuplar nerede? Ramazan yazmış, hepsini buraya yollamış. Ne yaptın o mektupları? Ne mektubu kızım? Göndermiş işte. Ramazan yalan söylemez. Sen aldın. Doğruyu söyle. Ne yaptın o mektupları? Nerede o mektuplar? Abla. Gel. Ramazan abi, iyisin değil mi? İyiyim, boş ver beni. Ulan Ümit, saat kaç oldu hala doktordan da ilaçlardan da haber yok. Ne oldu be? Oyalıyor işte abi, her zamanki terhane. Antibiyotik verebilseydik hem ateşi düşerdi hem de biraz rahatlardı. Aslında ben o eczacı deposunun yerini biliyorum ya. Neyse. Neresi? Çavuşun koğuş. Her istediğin bulunur. İlacından tütününe, sabunundan şekerine kadar. Kara borsacı. Yürü gidiyoruz. Ah abi ah. Sen nerelerdeydin bu zamana kadar? Hepinizin borcu hesaplandı. Düşündünüz mü nasıl ödeyeceğinizi? Madem bilmiyorsunuz nasıl ödeyeceğinizi, ben size yardımcı olayım. Emi, senin 30 günlük tayınını kestim. Borcun o mahsube. Aşıktan öleyim mi çavuş? Tohumuna para mı saydın? Aç şu kapıyı, aç! Abdurrahman çavuş! Ramazan kardeş. Sen de burayı komşu kapısı belledin. Hastamız var ağır. Sende ilaçlar varmış. Senin Zula'ya bir bakalım dedik. Nerede ilaçlar? Anlamadın galiba Abdurrahman Çavuş. Ben kumar oynatmam dedim. Garibanın hakkını kimseye yedirmem dedim. O iş öyle değil Ramazan kardeş. Zorla oynatmıyoruz ya, kendileri istiyorlar. İkimize de laf düşmez. Madem laftan anlamıyorsun, belki bundan anlarsın. Çavuş, madem size zorla kumar oynatmıyor, o zaman beni dinleyin. Ben burada kumar oynatmam. O iş o kadar kolay değil. Önce borçlarını ödeyecekler. Ne kadar borcun? 30 günlük tayin. İnsan ekmeğini kumara verir mi lan? Aç kalırsın, aç. Ramazan. Kardeş. Biz tenceremize kan koyar kaynatır, bıçağımızla karıştırırız. Alttan alıyoruz diye bizi başkalarıyla karıştırma. Sen daha bizim kim olduğumuzu öğrenemedin. Ben dün gece seni çok iyi öğrendim Abdurrahman Çavuş. Tez vakitte sen de beni öğreneceksin. Postayla bir haber gönder.
bırak onları. Okusan ne olacak ha? Yıllar geçmiş üstünden. Senin artık bir yuvan var, kocan var ya. Ver onları. Bırak, dokunma. Yeter anne. Hakkı onları okumak. Nasıl yaparsın bunu bana? Ben seni düşündüğümden kuzu. Senin huzurun kaçacak diye. Senin babamdan ne farkın var? Ekrem'den gelen paralar kesilmesin diye değil mi? O yüzden sakladım bu mektupları değil mi? Ben senin umrunda bile değilim. Olasın söz öyle. Sen benim kuzumsun ya. Ben senin iyiliğin için. Hayatımla oynadın anne. Kaderimle oynadın. Sana bir zarar gelmesinden korktum. Torunum aç açıkta kalacak diye korktum ben ya. Zaman burada akmıyor. İnsanlar kahve. İnsanlar kötü. İnsanlar hain. Süreyya, gencecik çocuklar var burada. Geleceği olmuyor. Hayatlarından vazgeçmiş insanlar var. Dünü unutmuş, yarına küsmüş. Ama ben vazgeçmeyeceğim. Seni bir gün göreceğim, biliyorum. O güne kadar nefes almaya devam edeceğim. Sen benim aldığım nefessin. Sen benim hasretimsin. Sinop'ta birinci yılım doluyor. Yazdığım mektuplardan birine bile cevap vermiyorum. İçimdeki hasret korkuya dönüyor. Sana bir şey oldu diye yüreğim dağıldı. Süreyya, sen benim helalimsin. Burada dört duvar arasında olsam da sana verdiğim sözü tutmak boynumun borcu. Resmi nikah kıymak için senden haber bekliyorum. Artık anam da yok, babam da. Benim ailem sensin. O geceyi hatırlıyorum Süreyya. Seni benden alan o karanlık geceyi. Ama biliyorum, bir gün yine karşılaşacağız. Ve geceler güne dönecek yine. Süreyya. Ah be Süreyya, ah be Süreyya. Nerede kaldın? Israr etme Tarık. Gelemeyeceğim. Sen kendi başına eğlen. Ben Süreyya'yı bekliyorum. Tamam, tamam. Daha sonra görüşürüz. Bir şey istiyorsunuz mu Ekrem Bey? Süreyya gelmeyecek mi? Çarşıdan sonra annesine uğramıştır belki. Annesine gitmiştir, öyle mi? Ekrem Bey nereye? Neredeydin bu saate kadar? Cevap vermeyecek misin? Anneme gittim. Ondan sonra da biraz yalnız kalmak istedim. İyi. Biraz daha yalnız kal o zaman. Ahmet'im. Geçmiş olsun ahbarım. Hoş geldin Ahmet. Sana iyi bir haberim var. Anan yarın burada olacak. Allah senden razı olsun. Yok yok. Cümleten afiyet olsun.
iki lokma bir şey ya. Dün gece de aç yattım. Siz beni düşünmeyin. Afiyet olsun. Ben aç değilim. Abi. Haddim değil ama bir derdim varsa, yani anlatmak istersen ben dinlerim. Bir derdim yok. Sağ ol Elmas. Ne yapacağız bu Ramazan işini? Bugün ziyaretçisi gelmiş, görüştürmüşün. Reviri açtırmış, kıkını çıkartmamışın. Doktor isterim demiş, hay hay demişin. Bugün benim koğuşumu bastı. İlaçlarımı gasp etti. Kumar oynatmam dedi, posta koydu. Hala çıtını çıkartan yok. Ne yapayım? Hücreye mi atayım? Ha. Ben de tam onu söyleyecektim. Sen Ramazan'ı bu gece münferide tık. Birkaç hafta orada kalsın. Delirdin mi yahu? Adamı durup dururken nasıl atayım ben hücreye? Aa. Sen duymadın mı? Ramazan bugün bizim koğuştaki simitçi Emin'i bıçaklamış. Ya hem de baldırında. Olacak şey değil. Gerekli ayarlamalar ben yaparım. Gerisi sende. Her şeyi de benden bekleme. Bugün bu işi hemen halledelim. Sonra ben pavyona gideceğim. Hem hesapları kontrol etmem lazım. Hem de sıkıldım ben bu dört duvar arasında. Bu Ramazan beni çok üzdü ya. Emin. Emin. Hazırsın değil mi? Bak. Sonradan cayacaksan şimdi vazgeçelim. Senin yarın için sıra bekleyen çok. Bütün borcum silinecekti mi Çavuş? Silemin kardeşinin bütün borcunu. Bak. Silindi gitti işte. Selamun aleyküm Sabri kardeş. Aleyküm selam Aceli. Hoş geldin. Durmuş abi, senin faytonu alacak olan arkadaş bu abi. Parayı getirdin mi? Bugün yarın halledeceğim. Parayı getir sonra konuşalım arkadaşım. Gel Aceli gel. Takma sen onu kafana. Bir iki kadeh atalım, hallederiz. Ben bu faytonculuğu çok istiyorum Sabri. Kendi kendimin patronu olacağım. İster çeker bir köşede içerim. İster çalışır, paramı kazanır. Bu da benden. O ne lan? Gömü mü buldun? Vallahi onun gibi bir şey. Bugün genç bir kadın aldım. Sabahtan akşama kadar dolaştım. Acayip para verdi. Ah ah, çok güzel bir meslek bu ya. Öyle deme, içim acıdı. Bugün tüm gün akşama kadar ağlayıp durdu. İlkin hapishaneye gittik. Artık orada kimi varsa hüngür hüngür, iki gözü iki çeşme eski mahalleye çekti. Bakımsız, fakir bir eve girdi. Oradan da Değirmen mevkine gittik. Hava karınca da taş konağı bıraktı. Taş konak mı? Ne oldu lan Aceli? Niye pirelendin?
Delirdin mi sen, nereye? Süreyya ile konuşacağım. Çabuk çağır buraya. Hadi çek git buradan. Allah'tan Ekrem Bey evde yok. Yoksa seni buradan sopayla kovalar vallahi. Demek Ekrem Bey yok evde. İyi. Bu da benim işime gelir zaten. Nerede o Süreyya? Acele! Nereye gidiyorsun sen? Acele! Süreyya! Ne işin var senin burada? Utanmıyor mu hapishane köşelerinde eski kırığınla görüşmeye? Sana ne? Çık git bu evden. Bana bak. Benim kafamı attırma. Hayırdır müdür bey? Bu akşam geç kaldınız. Kaçta çıkacağımı ben sana mı soracağım? Başefendi Kasım. Hı? Ramazan. Tatar Ramazan bıçaklamış. Ne? Çabuk alın götürün revire. Şu Arif midir nedir? Madem doktormuş ilgilensin. Hadi. Hadi hadi. Ramazan ne yapacağız? Hemen. Münferite çabuk. Babanım ben senin. Benimle doğru dürüst konuş. Babammış. Bir gün olsun babalık mı yaptın bana? Sen benim ölmemi istemedin mi? Ahrak itlemedin mi beni? Şimdi mi geldi aklına babam olduğun? Hele bir vur. Vursana. Durma vur. Bak ben sana göstereyim senin babalığın ne kadar. Paradan daha değerli bir şey yok değil mi? Süreyya'nın hiçbir değeri yok. Gitip giden hayatımın hiçbir değeri yok. Defol git bu evden. Defol! Yüzünden düşen bin parça. Bir şeye canı sıkıldı belli. Ziyaretçisi geldiydi. Kötü bir haber mi verdiler yoksa? Ne oluyor lan gece gece? Rüyanızda mı gördünüz? Kalk. Ne yapıyorsunuz? Bırakın Ramazan abimi. Tamam Ahmet, korkma. Hayırdır? Ramazan Keskin hakkında şikayet var. Simit Cemil'i bıçaklamış. Şahit var mı? Ne şahidi? Kirmaslılı. Simit Cemil kendi ifade verdi. Beni Ramazan Keskin bıçakladı diye. Hadi. Neyin var müdür bey? Tel gibisin. Ya anlaşılırsa bu Emin meselesinin düzmece olduğu? O meseleyi kimin düzdüğüne bağlı. Ben her şeyi ayarladım. Sana söz. Bir maraza çıkmayacak. Bizde söz senettir. Ha. Senet demişken... senin senedin vadesi yaklaşıyor. Bir hatırlatayım dedim. Bu aralar sıkıştım. Bir ödeme yap. Hı? Burada kaç ay kalacağını ben bilemem gari Ramazan efendi. Yahu sana kaç kere söyledik burası geldiğin hapishanelere benzemez ya ha? Kaç kere? Yanılıyorsun başefendi. Benim geldiğim hapishaneler tam da buraya benziyordu. At dışarı at. Nasıl mı beni davet ettin yani? Niye? Yani biraz ucuz olabilir. Gayet samimi. Hoş geldin patron.
Cem Öztürk değil mi o? Evet patron. Yalnızlığın rengi senin gözlerinin rengiymiş. Yalnızlığın sesi senin sesinmiş. Mutluluksa gözlerini bir kez daha görebilmekmiş Süreyya. Bu sana son mektup. Bir de küçük bir hediye. Sen mutlu ol. Sen hiç yalnız kalma. Hoşça kal. Bu ne efkar böyle? Eğlenmeye gelmediniz mi siz? Sabahtan beri sus pus oturuyorsunuz. Ama ben sizi konuşturmasını bilirim. Kalk masadan. Kalk yedi masadan. Garson. Herkes dışarı çıkarın. Bir tek şarkıcı kadın kalsın. Ama efendim. Düşmez. Ama böyle davranmaya devam edersen Süreyya'yı kaybedersin. Hem kıza kötü davranıyorsun, hem Güzide'yle ilişkin var. Güzide benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Bitir öyleyse. Hı? Yıllardır hem Süreyya'yı hem Güzide'yi beraber idare ediyorsun. Ekrem, yapma. Senin bir ailen var. Dahası bir evladın var. Benim evladım değil o. Kerime ne zaman baksam o adam geliyor aklıma. Süreyya da onu unutamadı. Biliyorum. Soramıyorum Tarık. Kerim'in babası kim diye yıllardır soramıyorum. Ya buralardan biriysen? Ya unutamıyorsan? Dayanamam Tarık, anlıyor musun? Bu adamı öldürürüm. Allah aşkına bırak şu kızın geçmişiyle uğraşmayı Ekrem. Kendine de Süreyya'ya da hayatı zindan ediyorsun. Ben hayatta istediğim her şeyi elde ettim Tarık. Süreyya hariç her şey. Ramazan, misafirin var. Ramazan abi, sen dedin diye Kerim Aslı dayı bizim koğuşa yemek yolladıydı da... ...bize duyduk ki seni müferrite koymuşlar. Öyle aç bir ilaç durulmaz. Hadi hadi, izin verdik de insanı pişman etmeyin. Allah kurtarsın. Ramazan abi, yalnız değilsin abi. Süreyya. Süreyya. Ben seni çok seviyorum. Sen benimsin. Sen benimsin. Böyle eli kolu bağlı duramıyorum.
şey yapmalı. Ya ne yapabiliriz ki? Ramazan abi geldiğinden beri bizim için elinden ne geliyorsa yapıyor. Ahmet'im iyileşti. Çavuş da müdürü bizim için karşısına aldı. Bugün başına gelenlerin asıl nedeni biziz aslında. Harcatacak mıyız Tatar'ı? Harcatacağız! Kirmaslı dayı, Ramazan abi Diyarbakır cezaevinde ne yapmıştı? Ben bu oyunu bozarım. Müfredteki Ramazan için isyan var. Dikkat, dikkat. Tüm mahkumların dikkatine. Acilen bu taşkınlıktan vazgeçin. Aksi takdirde zor kullanacağız. Son kez uyarıyorum. Hemen susun. Senin tahtanı neler var? Sus ulan! Hey! Kılıç çıkartanın gırtlağını keserim lan!